annemi belki de geç bulduğum için. Yani bizim annemle geç tanıştığımız için belki de. Annenle tanışmak mı? Benim annemle tanışma hikayem var. Annenle tanışma hikayen var. Evet. Peki. Nasıl oldu bu Tuğçe? Annenle beraber büyümedin. Annemle beraber, yani çocukluğumun uzun bir kısmı annemle geçmedi. Yani kendimi tanıdıktan sonraki bölümü. Annem babam ben 4 yaşındayken ayrıldı. 8 yaşıma kadar babamda üvey annemdeydim ben. Kimin olabilir ki? Benim annemle tanışma hikayem var. Evet, bu cümle insan hayatında bu cümleyi kurabilmek bile kolay bir şey değil. Bugüne kadar bu kadar zaman geçti. Senin böyle bir hikayeden geldiğini ve annenle olan bağlılığını biz anlayamadık. Ben annemi hiç tanımıyordum. Her gün hayal ediyordum annem nasıl bir insan acaba diye. Fotoğrafı falan hiçbir yok. Şey, hiçbir ama şey yok. Ama annenin başka bir annem olduğunu idrak ediyorsun. Anneannem diye elinde tuttum. Böyle anneannemle yürüyorum. Biz Üsküdar'da bir sokaktaydık. Kaç yaşındasın? 8 yaşındaydım o zaman. Bir mahalleye girdik. Mahallede bir sürü insan vardı, bir sürü kadın vardı ve yaz günü. Annen senin orada dedi. Ben annemle ilk kez bir camda tanıştım. Hayatta kaç kişinin annesiyle tanışma hikayesi vardır ki? Benim annemle tanışma hikayem var. Sakin ol, sakin ol. Tamam, ağlama. Makyajını bozacaksın. Ağlama. Ağlama. Tamam. Sakin ol. Sakin ol. Ve ben anneme belki de bu yüzden çok bağlıyım çünkü. O çocukluğumu yaşayamadım ama hep annem çok sağlam oldu. O kadar genç, o kadar iyi bir insan ki herkesin annesi çok iyi. Ama çok küçük yaşta bana bakmaya başladı. Belki de annemle tanışma hikayem olmasaydı ben bu kadar güçlü duramazdım. Ya, hayatta kaç kişinin annesiyle tanışma hikayesi olur ki? Annesiyle büyür. Ama benim annemle tanışma hikayem var. Sıkma kendini. Ağlayacaksan ağla. Sıkma kendini. Hepimiz ağlıyoruz zaten. Ağlamayın ya. Ağlamayın. Demek ki çok güçlüsün Tuğçe. Şimdi annenle yaşamaya başladıktan sonra nasıl gelişti? Nasıl sevdin? Öfken yok muydu? Hiç yoktu. Hiç yoktu çünkü küçük yaşta büyümek zorunda kalanlardanım ben de. Çok küçük yaşta büyümek zorunda kalanlardanım. Bunu dezavantajı 2 yıl önce geçirdim sadece. Daha öncesinde o küçük yaşta olgunlaşmam benim hayatımda çok işime yaradı. Gerçekten çok işime yaradı. İşsiz kaldım. Geçen haftalarda kullandığımız şapkaları yaptım, sattım. İşsiz kaldım. Anneme, anneanneme bakmak için örgüden, yünden kedi yapıp kedi sattım. Evet, bir görselliğim var, farkında değilim. Farkındayım. Ama hiç gocunmadım. Ben pazarları da mal götürüp mal sattım ve bu beni çok güçlendirdi. Peki nasıl geçiniyordunuz? Annem çalışıyordu. Hep iyi şartlarda baktı bana. Bir düşüş durumumuz oldu. Çünkü ben 18 yaşındayken Müjdat Gezen Tiyatrosu'ndaydım o zaman. Annemin kanser olduğunu öğrendik. Ve ben aşık olduğum mesleğimi bırakıp, tiyatroyu bırakıp başka işler yapmak durumunda kaldım. Tanıtım işleri yaptım, başka işler yaptım. Evime baktım. Arkadaşlarım işe gidiyoruz diye gezmeye gidiyorlardı. Ben annem üzülmesin, bilmesin diye. Annem ben eğlenmeye çıkıyorum deyip çalışıp eve para getiriyordum. 5 işe gidiyordum. Anne 2 işe gittim ama ben bu kadar para aldım deyip eve para getiriyordum. Ya şimdi duyacak bunları ama üzülmesin. Ben onu söyledim. Ben yalan söyleyemeyen bir insanım. Anneme söyledim ben. Onu çok seviyorum. Ama önemli olan
bütün bu yaşananlara rağmen atlattığınız kocaman bir geçmiş var. Çok çok büyük. Beraber güzel yarınlar hayal ediyorsunuz. Sağlığı yerinde çok şükür. Benim için çok daha iyi olacak. Çünkü ben de onun için çok iyiyim. Birbirinize ihtiyacınız var. İkiniz de birbirinizi yarı yolda bırakmamışsınız. Ama şöyle düşün, kameraları, her şeyi unut. Burada seninle aynı duyguyu paylaşan bir aile içindesin. Dolayısıyla bazı yaşadığımız şeyleri içimize bastırdığımız zaman isteğimiz dışında bir baskı ortamına girdiğimizde ister istemez patlıyor. Daha fazla saklayamıyorsun tabii ki. Zannediyorlar ki ben burada zorlayarak bir şekilde bu soruları soruyorum. Bir şekilde sizin içinizden bu soruları çıkartıp cevapları almak istiyorum. Ya ben böyle bir şey olsa biz burada niye hepimiz ağlayalım? Tabii. Senin, evet, annenin bir rahatsızlığı olduğunu biliyoruz biz ama bunu bizimle paylaştığın için ben kendi adıma teşekkür ederim. Yani seni tanımak anlamında çok daha başka bakıyoruz Tuğçe'ye. Bambaşka görüyoruz. Yaşadığın zorluklar, gerçekten çok güçlü bir kadınmışsın. Teşekkür ederim. O yüzden diyorum ki ben öğrenmeyi seviyorum. Çünkü öğrendiklerimi, gördüklerimi arkaya atmadım. Yanımda yürüttüm ki bileyim yanlış, doğru. Ve her zaman onlarla ilerledim ben. Tamam, zorlamayacağım. Tamam. Tamam. Paylaşmak istemiyorsan konuyu kapatalım mı? Tamam, biraz sakinleşelim o zaman. Takut olacağım, bilemedim. Özür dilerim. Ben niye özür dilerim? Ben de her şeye rağmen gülmeye çalışan bir insanım. Bu özür kadar kötü olacağım. Ay, özür dilenecek hiçbir şey yok. Saklama yüzünü de. Bunlar senin gurur gözyaşların. Sen bunları aşarak gelmişsin buraya. Anne de kötü olsa, çocuk da kötü olsa. Kim kötü olursa olsun. Evet, babanın yeri de ayrı. Ama hiçbir evlat annesinden ayrılmamalı. Hele ki çocuk yaşta. Ayırmasınlar. Benim en güzel zamanlarım annemsiz geçti. Ve 25 yaşındayım. Hala annem bana eliyle yediriyor. Hiç de utanmıyorum. 25 yaşındayım. Annem hala tabak elinde evde dolaşıyor, koşturuyor benimle birlikte. Belki de o çocukluğumuzda yaşayamadığımız şeyler. Elbette öyle. Tabii ki öyle. Şükürler olsun ki annem, anneannem çok iyi insanlar. Beni çok iyi yetiştiriyorlar. Ben alabildiğim en iyisini almaya çalışıyorum onlardan. Mutlu musun? Çok mutluyum. Şükürler olsun Allah'ıma. O kadar mutluyum ki. Evet, karnımız her zaman doydu. Biz çalıştık. Annem hasta haliyle çalıştı. Yıllarca çalıştı. Kanser hastası insan 3 vesait işe gitti. 3 vesait işten geldi. Ama ben de ona yaraşır bir evlat olduğumu düşünüyorum. Bunu ondan duyuyorsun değil mi? Duyuyorum. En güzeli de bu. Ödülüm. İnşallah, büyük ihtimalle bu yarışmaya katılma nedenin de herhalde onun büyük ödülle bir şey almak kesinlikle istiyorsun değil mi? Ya, bir şeyler yapmak istiyorum ama hala hastalığı devam ediyor. Çok iyi doktorlar var. İyi bir hastaneye gidip ona baktırmak istiyorum. Yani tedavi ettirmek istiyorum. İyi bir yerde muayene ettirmek için de iyi bir paraya ihtiyaç var. Hiç olmazsa bunu yapmak istiyorum. Ama ben çalışırım. Burası olmasa da buradan ben yarın da gitsem ben yine çalışırım. Ben yine tabii anneme ki bakarım. Tabii ki. Hepimizin ayrı mücadelesi var. Hepimizin ayrı hikayesi olduğu gibi. Annenin durumu şu anda nedir? 7 yıl oldu. Aha. Hala devam ediyor. 6 ayda bir mi kontrolleri yapılıyor yoksa? Bazen daha sık yapılıyor. TSH'lar var. Onlar çok yükselebiliyor. Ama çok uzun zaman sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonraya randevu veriyorlar. Tabii ki bu hastalıkta sürekli zamanı geldiğinde ertelenmeden kontrol edilmesi gereken bir şey. Ama elinden geleni yapıyorsun bir evlat olarak. Allah da yardımcınız olsun. Amin, inşallah. Çok teşekkür ederim. Gerçekten size, hepinizden özür dilerim. Dün Ezgi yaşadı. Biz hepimiz her gün yaşanabilir böyle bir duygu patlaması. Özür dileyecek hiçbir şey yok. Belki biraz daha rahatlayacaksın çünkü yol uzun. Daha rahatlayacaksın. İyi hissediyor musun kendini? İyiyim ben, iyiyim.
İyiyim. Hemen toparlanırım ben. Biliyorum iyiyim. Hemen. Yani cümlenin içinde bile daha bitirmeden kendini toparlıyorsun. Müthiş bir enerjim var. Teşekkür ben seni ederim. Daha fazla tutmayacağım. Söylemek istediğin başka bir şey varsa ya da sarılmak istersen. Teşekkür ederim.